Efsanevi İngiliz rock grubu Pink Floyd yeni albümleri The Endless River'ı 10 Kasım günü piyasaya sürdü. Pink Floyd 20 yılın ardından çıkardıkları ilk ve son albüm olma özelliğini taşıyan stüdyo kaydında daha önce kaydedilip yayınlanmamış şarkılarını kullandı. The Endless River'da bir de Türkçe isimli parça bulunuyor. Anısıyla yine son albümlerinde bulunan Fransızca başlıklı Allons-y şarkıları grubun 47 yıllık tarihindeki ilk İngilizce isme sahip olmayan parçaları. Çoğu parçayı unutmuştum ama Nick ve Roger'ın kaleminin değdiği parçalar hala oradaki, bu durum açıkça anlaşılıyor. Evet, bu anlamda hangi parçaların albüme gireceğine oldukça çabuk karar verdik. Grubun kurucusu Roger Waters, 1980 yılında solo kariyerine başlayarak Pink Floyd'dan olaylı şekilde ayrılmıştı. Projenin artistik direktörü Aubrey Powell ise albüme seçilmiş parçaların grubun tarzından farklı olduğunu belirtti. Bu albüm önceki çalışmalardan oldukça farklı. Asla demeyin ama bu daha çok bir ambiyans albümü. The Division Bell zamanında ortaya çıkmış bir müzikal altyapıya sahip. Bu açıdan biraz daha değişik. Elbette onların son albümü olabileceği de göz önüne alındığında daha nazik, abstrakt diyelim. Ama kesinlikle sosyolojik açıdan kasti bir seçim değil. The Endless River tüm müzik marketlerde yerini aldı.